Yeni bir Rocket League videosundan daha 2 hafta aradan sonra hepinize merhaba. Sezon 6 geldi Rocket League'e ve sezon 6'yı enine boyuna inceleyeceğiz bu videoda. Fakat öncelikle size sezon ödüllerini göstereyim. Arabayı kişiselleştir diyorum buradan. Sezon ödüllerinde gol patlaması geldi ve ben sezon 5'te fazla rank kasmadığım için durumları biliyorsunuz zaten. Platinle bıraktım, direkt platin alıp ve şöyle göstereyim. Sezon 5 platin gol patlaması. Benim yorumum 10 üzerinden 5.5'tan 6 olur. Yani kullanır mıyım? Kullanmam ama kötü mü? Değil. Yani orta vasat arası bir gol patlaması olmuş da bu benim kendi yorumlarım. Siz de aşağıda gol patlaması alakalı yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Bu gümüş olan, bu altın olan, şöyle bir daha göstereyim. Pardon, bu bronz olan, şu altın olan, bu da bronz olan, elmas ve şampiyon üstünde sezon 5'te rank kasmadığım için göstermiyorum. Bu da aklınıza bulunsun. Şimdi buradan bir gelelim. Onun dışında yeni bir stadyum geldi. Sonra da Rocket Base'e ve diğer gelen şeylere bakacağız. Buradan eğitim diyoruz. Serbest oyun diyoruz. Şimdi o yeni stadyumu bir bulalım. Bunların hiçbiri değil zaten. Bunlar önceki sezonlardan alışık olduğumuz stadyumlar. Maç mekanı bunlar da değil. Bir tane böyle çizgi film tadında bir stadyum gelmişti. Onu arıyorum ama galiba stadyumu gözden mi kaçırdık? Valla ben bulamadım. Neon Fields diyor. Evet, stadyumun ismini araştırdım. Neo Tokyo komik varyantı diye bir şeymiş. Şimdi Neo Tokyo'yu bulacağız. Bakın burada bir Neo Tokyo var. Bu değil. Bunun diğer versiyonu. Onu bulmaya çalışıyorum. Ondan sonra da direkt Rocket Pass'e geçeceğiz. Ama yani buldum galiba. Aynen buldum arkadaşlar. Tamam. Yeni stadyumumuza bir bakalım. Oy, güzel gözüküyor. Bir şey diyeceğim, fena gözükmüyor. Ve çizgi film tadında bir sezon geleceği zaten belliydi. Şöyle bir gidelim. Aynı Neo Tokyo ama sadece çizgi film versiyonu. Yani bilmiyorum, stadyumun görünüşü güzel. Ama ben şöyle bir eleştiri yapacağım. O da şu olacak. Yani çok böyle sanki uğraşmamışlar gibi geldi bana ya stadyum. Hani Neo Tokyo var zaten. Onun üstüne yeni böyle varyant getirelim de hani bunu yeni bir stadyummuş gibi servis edelim kafasına mı gittiler artık bilmiyorum, ama stadyum güzel olmakla beraber böyle bir şey bence gerek var mıydı? Hani iki stadyum getirdin. Bir tanesi direkt başka bir stadyum olurdu. Diğeri de böyle Neo Tokyo komik varyantı gibi bir şey olurdu. Fakat yani benim yorumum, stadyum güzel ama gerek yoktu böyle bir şeye. Dediğim gibi. Şimdi Rocket Pass'e geçiyoruz bakalım. En merak edilen şey Rocket Pass'ti. Sezon kaçta bitiyor ona bakalım. Haziran 15 Mart 9 arasında. Yani yaklaşık 4-5 aylık değil, 3-4 aylık bir süre. Bu arada Rocket Pass'i inceleyeceğiz ama Rocket Pass'i almadan önce mutlaka, bu çok önemli, ön mağazasına giriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra buradan bakın. Sağ üstte bir içerik üyesi destekli var. Buraya Aygigal yazıyorsunuz küçük harfle. Bu kodu girdiğiniz zaman ve mağazadan bir satın alım yaptığınız zaman, kredi satın alma olur, roketle satın alma olur, bana %5'lik bir destek sağlamış oluyorsunuz ve sizden hiçbir şey gitmiyor. Bu da aklınıza bulunsun diyerek şimdi roketlese bir geçelim. Şimdi arabamız böyle. Araba hakkında ben bir yorum yapmayacağım. Çok kötü. Onun üzerinden 2-3 edecek bir araba değil ama yani fantastik bir araba yapmışlar. Bildiğiniz dolmuş gibi bir araba olmuş. Ve ben beğenmedim. Bilmiyorum. Yorum size. Fanteziye kaçacak arkadaşlar kullanabilir. Ben elimiz bu şekilde böyle gereksiz şeyleri direkt yorumlamadan geçeceğim. Bu arada ücretsiz öyle de tabii almayı unutmuyorsunuz. Bunlar kasarak geliyor size. Burada ne var? Ha, bu dolmuşun bir çıkartması var. Böyle bir lastiğimiz var. Fanteziye kaçacak arkadaşlar kullanabilir. Ya bu Rocket ve herhalde böyle çizgi film tadında bir sürü şey göreceğiz. Busumuz mu? Yo, bu roket izimiz galiba. Roket izimiz fena değil. Güzel gözüküyor ama yani bir tık fazla dikkat çekiyor. Daha böyle sade olabilirmiş benim için. Süper Skeçi diye bir ünvan var. Böyle bir animasyon çıkartma var ve Rocket Pass'in ilk güzel şey bence bu. Devam ediyorum. Bakmaya devam. TPDS'ye geçtim. Burada bir şey var. Telif yemek için direkt geçiyorum. 1000 kredi vermiştik. 1000 kredinin yüzünü burada geri almış olduk. Bir tane daha böyle fantastik bir lastik. İsteyenler kullanır, bir yoyo şeklinde bir lastik gelmiş. Bu ne? Çıkartma, direkt geçtim. Burada bir banner var. Banner fena değil, kullanabilirsiniz. Kral tacı var, bak bu güzel. Bu harbiden güzel, bu kullanılabilir. Yani böyle bunu hatta kullanacak kişiler vardı. Bununla bir tasarım da yapılır. Ben kafalık takarım bildiğiniz gibi.
Ya bence bu da güzel. Yani ilk bu, ikinci olarak bu. Kafalık sevenler için. Banerimiz var. Oo, bu baner bayağıymış lan. Bak benim şey de güzel uydu. Siz söyleyin. Anahtar çerçevesi de güzel uydu. Yani kullanılabilir bilmiyorum. Şu an güzel gidiyoruz yani, kötü değil. Böyle bir boss'umuz var. Boss'u ben beğenmedim. Kötü gözüküyor açıkçası. Ya böyle alevimsi bir görünüşü var ama tam da değil yani. Arada kalmış bir boss böyle. Lastiğimizi beğenmedim. Çok sade yani. Bu kadar sade olmasına gerek yok diye düşündüm açıkçası. 200. kredimizi geri aldık 24. kademede. Burada birine kaplan var. Geçiyorum. Bu lastik fena değil. Bak kullanılabilir. Sade olacaksa böyle olsun. Şimdi buradaki sadelik biraz grimsi, siyahımsı, soluk renklerde kalmış ama burada morlu bir şey olunca yani dikkat çekiyor, hem de sade. Hoş yani, kullanılabilir. Ama öyle şu an aman aman diyeceğim tek şey buydu açıkçası. Devam ediyoruz. Geçtik 30. kademeye. Ondan önce sanırım şunu unuttuk. Burada bir çıkartma dolmuşa. Burada gereksiz bir anten. Artful Dodger diye bir başlık var. Yine bir fantezi klasik. Acayip fazla fantezi klasik var. Burada bir anahtar çerçevesi kullanılabilir. Ayılı mayılı. Burada bir baner. Banerler bu arada güzel yani, kötü değil. Ben beğendim banerleri. Burada bir başlık. Kurabiye canavarını andıran bir başlık. Yani kullanılmaz. Ben beğenmedim. 300. kredimizi aldık. Yine bir kaplama. Hareketli mi? Hareketli ama yani çok dikkat etmeniz lazım hareketli olduğunu anlamak için. O yüzden ben buna direkt hareketsiz çıkartma diyeceğim. Çünkü rakip bunu görmeyecek yani. Hareketli olduğunu anlamayacak diye. Ben beğenmedim açıkçası. Burada yine fantastik bir çıkartma. Şurada böyle bir unicorn. Aynen, bu unicorn galiba. Unicorn başlığı var. Burada bir tane tekerlek var. Yani bilmiyorum, bunu beğenenleriniz bence olur ama ben beğenmedim ya. Bir garip geldi bana. Geçiyorum. Burada bir değişik bir çıkartma var. Ve anten mi? Bir dakika, anten diyor da anten yok burada. Bu bir çıkartma bildiğiniz. Geçiyorum. Burada değişik bir çıkartma var. Ya bu dolmuş arabası kötü olduğu için çıkartmaları da çok fazla böyle kale almayacağım. Çünkü arabayla yani Treyarch'da oyuncuların hiçbir oynamayacaktı. Normal oyuncular da hani daha güzel Treyarch'da olmayan arabalarla oynar diye düşünüyorum. Bir tane daha lastik beğenmedim yine. Burada Mörke olmasa güzel diyebileceğim bir çıkartma var. Ama Mörke olduğu için yani bilmiyorum, bence kullanılmaz. 400. kredimizi aldık. Nerede kalmıştık? 49. kademe. Burada yine bir sınırlı boyamamız var. Şurada bir tane daha fantezik lastik var. Hiç böyle triad lastik yok. Hepsi böyle fantezik fantezik. Böyle yani daha tasarım yapma odaklı lastikler. Bilmiyorum, şu Rocket Pass için şu anda son 20 kademeye girdik. Olumsuz yorum yapabilir mi herhalde? Yine kötü bir lastik ya. Bu da böyle çok abartı fanteziye kaçmış bir lastik ama ben yani gerek yok bu kadarına diye düşünüyorum. Bunu kimse kullanmayacaktır yani. Kötü de gözüküyor benim için en azından. Burada güzel bir roket izi var. Kullanılabilir pembe pembe tasarım yapacaklar için. Onun dışında bak, bu lastik güzel ama. Harbiden bu lastik güzel. Böyle sade, mor, jantı var. Benim arabayla da yani çok fena gitmemiş. Kullanılabilir. Ortalama bir lastik. Burada bir tane çıkartma var. Ha şöyle işte güzel bir çıkartma daha geldi. Şu an aman amana yakın diyebileceğimiz iki tane eşya var Rocket Pass'e. Biri 9. kademedeki çıkartma. O da her arabaya uyuyordu zaten. Bir tanesi de 55. kademedeki çıkartma. Şimdi aynı Rocket Pass'in boost versiyonu var. Bir de bununla kombin yapabilirsiniz. Size kalmış. Bir anahtar çerçevesi daha. Grup desteği. Gol patlamasını çok merak ediyorum bu arada. 60. kademede falan oralarda geleceğiz. Yine bir tane çizgi lastik var. Çizgi film andıran bir lastik. 500. kredimizi aldık. Nomad'e bir çıkartma. Nomad olduğu için yorum yapmayacağım buna. Yine kötü bir lastik benim için. Ya bayağı kötü gidiyor şu an Rocket Pass. Yine kötü bir çıkartma. Of, yandık vallahi ya. Burada bir tane yine kötü bir lastik. Abi lastikler çok kötü yani arkadaşlar. Size böyle hani iyi güzel yapmışlar alın demek isterdim ama şu an için kötü gidiyoruz. Ah şöyle abi, yalnız bu Rocket Pass'i çıkartmalar harbiden güzel ya. Bak çıkartmaları için alınabilir şimdi. 65, 55 ve 9. Bak bu 55'ti.
65. Bir de 9'u göstereyim. 9'u belki hani videoyu sardıranlar vardır. Bu da 9. Ama şu an için 65 en iyisi. Şimdi şöyle yapalım. 65 harbiden çok iyi gözüküyor. Burada bir tane çok nadir düşünmemiz var. TP'miz 100, kredimiz 600. kredi oldu. Lastiğimiz abi bu ne Allah aşkına yani. Lastiğin böyle çevresinde hacker gibi 1-0-1-0 rakamlar dolaşıyor. Olmamış ya, ben beğenmedim. Gol patlaması, ah geldi. Hadi bakalım. Fena değil ama benim aklımda bir soru var. Şimdi buradaki gol patlaması arabaları yutuyor. Eyvallah, ama acaba sağdaki arabaları mı yutacak? Onu merak ediyorum şimdi. Bunun bir valla alıp denesi var da şimdi 69. kademe, orayı da kasamayız. Ama bunu merak etmiyor değil mi? Eğer dediğim şey olursa 10 üzerinden 8'lik bir gol patlaması. Ama değilse bilmiyorum, görseli de kötü. 10 üzerinden 6.5'tan belki 7 olabilir. Ama gol patlaması kötü değil. Benim için iyi. Ama öyle aman aman uçuyor kaçıyor da değil bence. Ve dolmuşumuzun rüzgarlık takılmış versiyonu var. Ve roket besimiz burada bitiyor. Şimdi roket besim bir kısa bir değerlendirme yapacak olursak. Şu güzel. Yani güzelleri söyleyeceğim direkt. Ondan sonra 500 kredi veriyor. Şu güzel. Ama baner olduğu için hani öyle çok uçuyor kaçıyor diyemeyeceğim zaten. Şu lastik fena değil. Zaten 55. kademedeki çıkartmayı da gördünüz. 65. kademedeki çıkartma güzel. Ve şuradaki gol patlaması güzel. Yani Rocket Pass, sezon 6 Rocket Pass'i ortalama diyebileceğimiz tam böyle ortada kalmış bir Rocket Pass olmuş. Sezon 5'teki Rocket Pass çok daha iyiydi. Onu zaten videosunu çekmiştim. İzlemeniz varsa mutlaka izlesin. Benim Rocket Pass yorumum bu şekilde. Gol patlamasında 10 üzerinden, arabaları da bu animasyonu, yani sağdaki rakip oyuncuların arabalarının da bu animasyonu yaptığını farz ederekten 10 üzerinden 8 veriyorum. Fena değil. Ve geçelim şu turnuva sistemine. Turnuvada galiba bir değişiklik olmuş. Şu ödüllere gelelim. Ödül önüzlemesi deyince ha. Şimdi bir dakika, şurada bir duralım. Burada başlık veriyor. Çıkartma. Böyle saçma sapan bannerler. Burada bir six pack'li bir çıkartma. Aslında Fener bak, Dominos tasarımı yapanlar kullanabilir bunu. Freestyle'lar çok Dominos oynuyor. Bunu deneyebilirler. Aa bak, bu güzelmiş. Ben böyle pembeli morlu şeyleri severim. Bu da hoşuma gitti. Merke Dot Matrix gelmiş. Dominus Ombre, bunları geçiyorum. Şimdi İtaliler. Fantezik bir lastik yine. Fena değil. Kullanılabilir trayer tasarımları için demiyorum. Kubbe kötü bir lastik. Breakout'u çıkartma. Breakout kullananlar az da olsa var. Özellikle Field Reset alan kişiler çok kullanıyor. Freestyler'lar falan. Yani kullanılabilir. Kötü bir tasarım değil ama daha ileri var. Nirenge. Aynı Rocket izinin boost versiyonu. Aynı lastiğin daha güzel bir versiyonu. Bu lastik bu arada kullanılır yani, kötü değil. TP diye bir şey var, ne bu? TP. Açılımı ne acaba? Tuvalet kağıdı fışkırtıyor. Tuvalet patlaması olabilir belki. Yani çok saçma bir şey oluyordu. Ama yani ben beğenmedim. Şimdi dalgalı var. Dalgalı bilemedim ya. Dalgalı olmamış gibi arkadaşlar. Sizin yorumunuz ne dalgalı ama ben beğenmedim. Ve Tentel Gol var. İzleyelim bakalım. Yani bu da. Önceki gol patlaması çok daha iyiydi. Rocket Pass'teki. Tamam. Turnuva öğeleri de ortalama. Yani yine güzel şeyler var. Yine kötü şeyler var. Turnuva öğelerinin ödüllerine bir puan verecek olursak 10 üzerinden 5 veririm. Rocket Pass'e de 10 üzerinden 6 veririm. Hani alınır mı? Daha çok böyle tryhard oyuncular değil de daha böyle Rocket Ligi eğlencesini oynayan, tasarım yapma amaçlı oynayan, böyle araba biriktiren, takas yapan oyunculara yönelik bir Rocket Pass olmuş. Ama şunu da söyleyeyim, takas konusu açılmışken 70. kademeden sonraki eşyaları rastgele renkli olarak atıyor. Tabi yani kredilerden bahsetmiyorum, TP desteklerinden bahsetmiyorum. Renklendirilebilir eşyaları rastgele renkli renkli atıyor. Ve bu da takasçılar için bulunmaz bir nimet. Çünkü bunların farklı renklerini isteyen ama roket almamış oyuncular olacak. Ve bunları pahalıdan satabiliyorlar. Bu da aklınıza bulunsun. Bu roket ise 10 üzerinden 6'lık bir roket pes benim için. Roket pesin en iyi eşyası da bana göre bu. Gol patlaması da 10 üzerinden 7.5'tan 8 benim için. Yani çok iyi değil.
Ama kötü de değil, iyi bir gol patlaması olmuş. Şimdi hatta şu gol patlamasını Backs modu açabiliyorsam bir açmayı deneyeceğim. Ondan sonra da videoyu yavaştan kapatırız. Evet, oyunu geri açtım. Burada zaten haberi falan çıktı. İşte bir sürü Discord bildirim falan çıktı. Buradan da anlayabilirsiniz. Şimdi F2'ye bastım. Öncelikle şuradan items'a giriyorum. Yalnız gol patlamasının adını öğrenmemiz gerekiyor. Fakat oyun bende Türkçe, muhtemelen İngilizce öğrenmem gerekiyor. Ama bir bakacağım. Şimdi gol patlamasına geri geldim. İsmine Nomser. Tamam, Türkçesi de yani İngilizcesi de yazmışlar direkt. Şimdi buradan item diyoruz. Enable item mod diyoruz. Ondan sonra Goal Explosion'a Nom Sitter yazıyoruz ve gelmiş. Çok güzel. Gol patlamasını test edeceğiz. Oyuna geldik. Eğitim, serbest oyun, Neo Tokyo, Cosmic, Otomobile. Şöyle direkt hiç havaya girmeden direkt böyle boş kale bir gol yuvarlayalım. Direkt dibine bıraktık. Aa dur bir dakika, gol şeyleri açıklıyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Freeplay'den şuradan Enable Goal Scoring yapacağız. Bir daha vuralım ya, bu olmadı tam. Bir daha şöyle vuralım. Şöyle vurduk. Şimdi daha iyi anlayacağız. Yok arkadaşlar. Aa çekiyormuş lan arabaları. Bak çok güzel. Bir şey değil mi? 10 üzerinden 8'i var ya bu gol patlaması. Bence güzel. Sırf gol patlaması için alınır mı bilmiyorum ama alabilirsiniz. Ve videoyu burada yavaştan kapatalım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu sezona özel 6. sezonun girişiyle beraber 500 kredilik bir çekilişimiz var. Onu da söylemiş olayım. Çekiş için tek yapmanız gereken kanala abone olup Discord'a katılıp Discord'da çekiliş odası var. Oradaki parti emojisine bir kere tıklıyorsunuz ve çekilişe katılma hakkı sağlıyorsunuz. Bu hem sizin için güzel bir şey olacak hem de böyle 7000 abone ulaşma hızımızı etkiler diye düşünüyorum. 7000 abone çok az kaldı. 100 aboneden daha bir az abone kaldı. Bu konuda bana destekleyirseniz çok mutlu olurum. Bu sayede daha sık videolar gelecektir diyerek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.